Ya da nasıl diyeyim, börek, çiğ böreğe benzer bir şey. O olur diyor, bir havuç sandığı, işte bir koç olur diyor, süslenmiş vaziyette. Yani düğüne hediyeler götürürler. Ve düğün yerine girdiğin zaman da diyor, biraz aktar orada şey yaparlar, atraksiyona geçerler. İşte o bizim oyun, o esnada oyun oynanıyordur. Yani tahta çalınan o sahaya girerler. Bazen de gelen atları, yani işi delikanlılarda şey Tahtadan yarışı atlar. vardır. O tahtadan atlatırlar. Ya o Hatta çıkacak. O vazife var yani yapabilirsen. yere mendil koyarlar. Attan inmeden eğilerek o mendili alacak. Burada da şey var biraz. Yani gösteri kısmı var işin. Yani binicinin ustalığı, atla bütünleşmesi. İşte oradan mendil alır veyahut da az önce söylediğim gibi ev iki katlıdır veyahut da bir katlıdır. İki katlıysa daha zor. Üst kata çıkar atla. Dediğim gibi çıkmak kolay ama inmesi oldukça zordur. At ürker. İnmek istemez bazı atlar. Eğer attan yani yedeğini alıp atı öyle indiyseniz rezil olduğunuz demektir. Sımacası koca dermiş olarak. Ya evet, akı kapını O kahve. O kaçınları kahve. İlaçı mı etrafı şişeceğim, sanki değil. İlaçır şoşoşa. İlaçır şoşoşa. Mesela uçkı. Ha şoşoşa. Tedavi etrafı. Ben sancı peyvukçuşum. İlaçımı tedavi edeceğim. Doğal ilaç. Famsakma, jöbreye uçma. Yükleye ubutu. Yükleye ubutu. Pabı poğuştu. Jöbreye bağı uçuştu. Çantası hoca şu bayağı yuva kuştu. Hatta şu mevsim pay. Cenaz goa hoama yuva kuşağı kukar. Şişan bako. Şu muvali farı. Paço kuamen çapa. O gurur muatışma şu mu kışıcı. O gurur ağa kuadırıp. Zaman yata şaşı da. Şimdi diyor ki amca hani at çok önemli ulaşım aracı olduğu için yani son derece dikkatli bakıyor diyor. Yani hastalanırsa çoğu ilaçlarını biz yapıyorduk diyor işte. Taksi otobüs yoktu mesela. Ketenge uzun tarlaya yahut maşukaya. Ata binip gidersin haber verirsen bir cenaze olursa. Hatta vazifeleri bu. Şimdi biraz bizim cenaze ritüelleri de farklı işte. Yani birbirine iletişim, şimdi telefonlar var. Çok rahat şey yapılıyor da. Önceden özel olarak işte komşu köylere ulak gibi hani eski tabirle şeyler yol, haberciler yollanırdı. Bu haber işi hep atla yapılıyordu ulaşım aracı at olduğu için. Bazen de diyor çok karanlık olur. Yani gittiğin yerde sen yolu şaşırsın, at şaşırmadan seni getirir diyor o yolları. Yani devamlı gidip geliyorsan diyor oralara şey yapar. İşte terliyken rüzgar yedirmeyiz diyor. Şey artık onun terini kullanırız. Şey yapar, sıcak tutarız. Onun dışında şey tefem var. Maqayım o ve akıştap kabarım o ya müjo ya koştu ya vatagaştı ama maqayım o ama ne koştap koştu işte. Evet, insan gibi diyor, hissidir diyor. Çok gizlice diyor yanaşıp elini sürmeye kalkarsa sana diyor ısırır veyahut da tekme atar veyahut da huysuzluk yapar ama sen ses vererek yanaşırsan diyor yani onunla daha rahat iletişim kurabilirsin diyor atın. Hacı o kua kuna. Şu o seyce asa kua. Bu o kua. Tı tama da kua sapa kifa. Kifa. Şu mu ya kuş tı tama pa pabla ağızı kua çam. Ve ta tı tama da una ve soğu çeşin amca po niye po. Ay mı sada kuyu tiş. O uyep şi ağı yuvan işi. Ya kuzu vila çiçe. Şu mu iş hak fa bazan işi tama da. Şu mu tete tan işi. Gene o uva 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 Türk'ün diyecek az yolda giderken yaşlı bir adama yani rastladınız o da yürüyor. Aynı istikamete gidiyorsunuz diyor ki attan inip yani amca gideceğin yere kadar atımı vereyim. Ya da siz ata binin ben hani atla sizi götüreyim diye teklifte bulunursunuz diyor. Yani büyük bir ihtimal bunu kabul etmeyecek. Yani siz yolunuza devam ediniz dediği zaman birkaç adım ayrılacaksınız. Yani 3-5 metre gibi ya da 10-15 adım gibi. Ayrılacaksınız. Sonra atın yüzünü yaşlı adama dönüp ata öyle binip alasmaldık diye şey yapacaksın. Yani atın arkasını adama döndürüp arabayı patraj ettirircesine gitmeyeceksiniz. O yakışmaz. O yakışmayan hareket o diyor. Bir de yaşlı adam gelirken görürsen de atla yanından geçmeyeceksin. İneceksin illa.
İneceksin, yanına geçeceksin. Biraz gittikten sonra gene ata binip gideceksin. Ya haça haça okuyacak bu zıbuna. Arka vat. Hepsi şişenir o bavucu. Haça okuyacak. Ya da okuyacak. Haça apı. Uş köşüm rağa bilağa. Bizim gibi rağa bilağa. Bu uçuşu zokuça? Ya bu kadar yok bir gada. Vardık devlet hak. O kadar kota şişim muhtedes hak. Ağabey şu geyiği yok ağabey şu. Şener bakarak ama. Misafirliğe gittiğiniz zaman da diyor. Siz hani altta inersiniz bir daha sizin atınızın hani bakımını ahıra götürülmesi şeyini ev sahibi üstlenir diyor. O yapar diyor. Yani misafirlik dönüşü işte at tekrar eğerlenir. Siz hani vedalaştıktan sonra işte bir müddet hani yürüyorsunuz. Sonra ata gene işte önü onlara dönük biniyorsunuz ve yumuşak bir hareketle evin önünden çıkıyorsunuz. Yoksa yani atı böyle şahlandırıcısına çok kırbaçlayarak şey yaparsanız yani ev sahibine hakaret sayılıyor. Ya da siz memnun olmamışsınız, sizi iyi ağırlayamamışlar gibi bir mesaj algılanır diyor. Onun için orada da son derece dikkatli olmak lazım diyor evden çıkarken. Olunurdu diyor. Kahve çoban o bileçet hamata karşısı ne yapacaktır? Kahve çoban o bileçet hamata karşısı. Kahve çoban mı? Gene hepsi kış. Hepsi kış. Şu mevzikan da bu kış. O halife bir şey dokunma, adıga bir şey dokunma. Şu mevzikan da bu bileçet. Şir bir şey zokunca samagumca şitişte, cavumca aştözü göre şey. Cavumca şitişte. Şir cavumca şitişte. Aşkta selam yaptın. Şir hamata mı o değil mi? Bir yaşların oturduğu bir yerden geçerken, yani şimdiki gibi kahvehane önü gibi, yani toplu oturdukları bir yerden geçerken, attan inip, atı sağınıza yedekleyip, yani onlara selam vererek öyle geçersiniz diyor. Atın üzerinde geçmek yok. Yasak. Onlara saygısızlık oluyor. At sağında, kendisi solunda.